Ve işte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya efendim İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili konuştu o da. Taksim Meydanı gösterilere kapalı olacak dedi. Yerlikaya ayrıca sosyal medya hesabından Bozdoğan 32 operasyonunun detaylarını da paylaştı. 1 Mayıs'ı kana bulamayı planlayan teröristin yakalandığını duyurdu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Ve bunların tamamına izin verilmiştir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Gündeminde 1 Mayıs ve Taksim vardı. 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42.434 polisimiz görev yapacak. Taksim gösterilere kapalı olacak dedi, toplumun huzur ve güvenliğine dikkat çekti. Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır. Başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Yerlikaya terör örgütlerinin Taksim Meydanı için çağrı yaptığına da değindi. Terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar. Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ali Yerlikaya'nın Taksim'in kutlamalara kapalı olduğunu açıklamasının ardından CHP lideri Özgür Özel, Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak Taksim kararının gözden geçirilmesini talep etti. Sosyal medya hesabından bir de açıklama yapan Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DH'lı teröristlerin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu. Terörist ve aynı iş yerinde kaldığı MH ile bağlantılı 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Bozdoğan 32 operasyonu sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye de el konuldu.